Evet. Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 25 Nisan 2020 Cumartesi, konuğumuz Abdülkadir Aygan ve 2011'de yapmıştık en son bir röportaj ve aradan 9 sene geçti. Aygan Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Hamdolsun. İyiyim. Koronaya Maşallah. rağmen iyiyim. Koronaya rağmen. Evet. İsveç'te nasıl gidiyor korona? Ne yapıyorsunuz? Çok sıkı tedbiri yok. Yani marketlerde işte bir kasaların önlerinde bir mesafe çizgileri çekmişler. Birer metre arayla. Evet. Onun dışında işte 50 kişiden fazla bir araya gelmeyecek deniliyor. Yani o da fazla, o sayı da 50 kişi de fazla ama maalesef öyle. Yine bakıyorum gençler grup grup dolaşıyorlar. Evet. Aileler çoluk çocuğuyla birlikte markete geliyor. Orada oturuyor marketin şeyinde, kafeteryasında yemek yiyor, yan yana şeyler. İçeride alışveriş yaparken yine müşteriler birbirinin yanından geçiyor. Tamam, kasaya gelince arada bir metrelik çizgiler var. O çizgilerin şeyinde duruyor ama Evet. fakat içeride alışveriş esnasında mecbur o şeyler arasında geçerken yan yana geçiyorsun işte. Anladım. Sıkı bir tedbir yok şu ana kadar. Bakalım. Ölüm oranları falan var mı? Bahsediyorlar mı ölüm oranlarından? Şimdi şöyle, televizyon ve radyoları genellikle sanki normal yayın yapıyorlar. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. Arada bir haberlerde işte veriyorlar sayıyı veya işte şu bölgede bir kişi koronavirüslü olarak tespit edilmiş falan diye. Onun dışında yani buradaki ölüm oranına baktığın zaman bundan 3 gün önceydi galiba. Türkiye'deki bir günlük ölüm sayısını geçmişti. Yani Evet. İsveç'le Türkiye'nin nüfusunu karşılaştırdığın zaman bu çok sayıdır. Yani 118 miydi? Öyle bir sayı. 118. Türkiye'de 113 müydü neydi? Yani Türkiye'deki bir günlük ölüm sayısı buradan daha azdı. Evet. Şimdi bu arada peki inşallah kurtuluruz bundan. Aygan Bey, nasılsınız? Aradan yani görüşüyoruz biz sık sık da izleyiciler 9 senedir geçti. Bu arada geçmiş olsun, biraz bahsederseniz. Teşekkür ederim. Ocak ayının 24'ünde işe gitmek üzereyken evde işte sağ tarafımda bir tuhaflık hissettim. Sağ kolumun ve sağ ayağımın çalışmadığını gördüm. Ondan sonra işverene telefon açtım. Dedi şeye git, hemen aküte git dedi. Yani acile git dedi. Tehlikelidir dedi. Gittim, acile gittim. Orada işte tansiyonumu ölçtüler. Tansiyonum 247 çıkmıştı. Yani bilmiyorum bunu 24-7 mi oluyor şey değerliler. 247 dediler ve yatırdılar. Hemen ambulansla acile büyük şehirdeki büyük hastaneye kaldırdılar. Orada gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra 5 gün nörolojide yattım, yoğun bakımda. Dengemi sağlayamıyordum yürürken. MR koydular, MR cihazına. Orada beynimin sol tarafında küçük bir kanama olduğunu tespit ettiler. Yani büyük olmaması şanstır dediler. Şanslısın. Yoksa yani Lund Hastanesi'ne, üniversite hastanesine göndereceklerdi ve ameliyata alacaklardı. Evet. Neyse ki küçükmüş dediler ve ilaç tedavisiyle işte o 5 günlük nörolojideki tedaviyle biraz normalleştim. Elimi ayağımı yeniden kullanmaya başladım. Ve daha sonrasında rehabilite ve işte huy cimnastiği diyorlar, oraya devam ettim.
çeşitli testlerden geçiyorsun. Psikolog da aynı zamanda tedaviye katılıyor, müdahil oluyor. O psikolog değişik sorular soruyor, değişik yönlerden şey yapıyor. Senin hafızanı yani yokluyor. Neticede çok şükür normal duruma geldi. Hafızam da, fiziki durumum da. Ve işte biraz bu beyin kanamasının yan etkisi bir süre şey kalıyor, kalabiliyor. Yani çabuk yorulma, yorgunluk hissi, halsizlik hissi oluyor. Evet. Bu yüzden doktor rapor verdi. Yani %50 çalışabilirsin dedi. Temmuz'a kadar %50 çalışabilirsin dedi. Artık 1 Temmuz'da yeniden değerlendirecekler ne kadar çalışabileceğimi. Anladım. Böyle şu an işte 150 çalışıyorum. Ailemle birlikteyim. Kendimizi koronavirüs belasından korumaya çalışıyoruz. Bugün anladım. Maskeyle, hatunumla maskeli ve eldivenli olarak şeye gittik. Merkezdeki bir alışveriş merkezine gittik. Evet. Buradakiler bize uzaylı